Efendim, herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yeni bir orduyu yönetenlerle karşınızdayız. Bu akşam Gölköy ilçemizi konuşacağız. Zaman zaman Sayın Başkan'la bir araya geliyoruz malum. Detaylar, çalışmalar, mevcut durumları, güncel halleri derken birçok konuya ayrıntılarıyla değinmeye çalışacağız. Bu arada ben konuğumuza dönmeden öncesinde, yani sohbet başlamadan bir hatırlatma yapayım ki ekran başındaki izleyicilerimiz için de bağlayıcı mutlaka. Sosyal medyadan soruları alacağız değerli izleyenler. Selamlarınızı, merak ettiklerinizi, varsa iletmek istediğiniz notları Ordu Altaş TV hesabından bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan canlı yayındayız. Ben de fırsat buldukça, hatta yani mümkün mertebe zaman ayırarak gelen soruları okumaya çalışacağım. Burada sizlerin sorularını canlı yayında Sayın Başkan'a ileteceğiz efendim diyerek hemen konuğumuza dönelim. Çünkü zamanla güzel kullanalım. Evet, yaklaşık 1,5 saat buradayız ama konuşacağımız çok fazla çalışma ve konu var. Hepsini de detaylı bir şekilde sizler için ekrana getirmeye çalışacağız. Konuğumuz tahmin ettiğiniz gibi Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ. Efendim, hoş geldiniz başkanım. Funda Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Funda Hanım, ben Altaş Yönetim Kurulu'na, çalışan ekibine teşekkür ediyorum. Yani o ilimizin tanıtımımıza büyük katkı sağlıyor. İlçelerimizin, ilimizin, yani dünyaya açılan ve vatandaşlarımızın, gurbetteki kardeşlerimizin de buluşmamızı sağlıyor. Ben özellikle Altaş yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Funda Hanım, ben programa başlamadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle ilimiz, ilçemizde ve 81 ilimizde yaşayan bütün Gölköylü kardeşlerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz yani yaklaşık 3 yıldan beri görevdeyiz. Ve bu süre zarfında bize gelecek bölgeye iyi hakimiz, 30 mahalleyiz. Dolayısıyla bütün coğrafyayı iyi tanıyorum. Yani bütün mahallelerin, küçük mahalleleri de dahil. Dolayısıyla her türlü soruya cevap vermeye hazırız. Gerekli bugünkü şartlarda, imkanlar dahilinde yaptığımız ve yapacaklarımızı burada ordulu kardeşlerimiz, Gölköylü hemşerilerimizle hep beraber istişare yapmaya hazırız. İnşallah. Yani sosyal medyadan da gelen bize talepleri sorup değerlendirebiliriz. İnşallah diyelim. Ben de elimden geldiğince vakit ayırmaya çalışacağım başkanım. Soruları da aslında benim de ayrı bir hazırlığım var. Ona göre hızlandıracağız mutlaka bölüm bölüm. Şimdi başkanım, önce tabii birçok sorum olacak ama biraz sohbet edelim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Havalar soğuk. Gölköy nasıl? Biraz konuşalım. Buyursunlar. Yani şöyle Funda Hanım, biz hamdolsun iyiyiz. Yani ilçemiz de iyi. Yani mevsim güzel geçiyor. Yani ilçemizde yani aşırı derece şu anda bir kışın getirdiği bir sıkıntımız yok. Ekiplerimiz şu anda hazır. Yani biz hem ilçe olarak, hem şahıs olarak, hem kurum olarak, belediye olarak önümüzdeki kışa hazırız, iyiyiz. İlçemizle alakalı güzel yatırımlar, güzel gelişmeler oluyor. Ayrıca biz ilçede bir bütünlük sağladık. Yani bütün kurumlarla, konsorsiyum halinde, bütün ekibimizle beraber hem kurumsal yapıların, hem de belediye teşkilatlarının, bütün beldelerden oluşan, beldeleri kapatan, mahalleden oluşan diğer birimlerimizle beraber ilçemizi en iyi şekilde hem kurumsal yapıları bozmadan, daha kurumsallaşarak güzel bir şekilde götürüyoruz, çalışıyoruz, huzurluyuz, rahatız. İnşallah ilçemizdeki yaşayan insanlarımız da aynı mutluluk ve huzur ve sağlık içinde yaşamlarını devam etmesini temenni ediyoruz, arzuluyoruz. Bu vesileyle ben Funda Hanım, 2022 yılının ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yıllarını kutluyorum. İnşallah yeni yıllarda, yeni yılımızda hem vatandaşlarımızın, hem esnaflarımızın, hem de ülkemiz daha güzel yerlere geleceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı olarak da ve vekillerimizle beraber inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel noktaya taşıyacağız. Ben bu vesileyle 2022 yılının bütün Gölköylü kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yıllarını da tebrik ediyorum. İnşallah başkanım. Millet olarak, ülke olarak çok sağlıklı, çok güzel bir yıl geçirelim. Malum zor bir sene oldu 2021. Yani doğal afetlerle, yangınlarla uğraştık. Pandemi bir yandan sadece ülkemiz değil, dünyayı tehdit etti tabii ama her şeyin başı sağlık gördük ki.
Yani şöyle Funda Hanım, biz güzel bir konuya değindiniz. 2021 yılı gerçekten ülkemiz açısından çok kötü, yani kötü derken yani böyle doğal afetlerle, yangınlarla, pandemiyle ve dış kaynaklı krizlerle ülkemizde yani ama güzel yönetildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten ben ilçem ve şahsım adına son derece saygılar sunuyorum, minnettarız, borçluyuz. Yani ülkemizi yani en iyi noktada götürüyor. Yani biz de sahada siyaseti çok güzel yapıyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde. Bu vesileyle şunu da geçmek istiyorum. Buyursun. Funda Hanım, ben yani ilçemizde bugüne kadar yaptığımız bütün yatırımlarda ve bundan sonraki yapacağımız yatırımlarda veya planladığımız ve şu anda ihale aşamasında ve program aşamasında olan bütün yatırımlarda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Vekilimiz Numan Bey'e, Numan Kurtulmuş Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Gülnur Güler Bey'e, milletvekillerimize, Sayın Valimize, milletvekilimizin tamamına, il başkanımıza, bizim teşkilatlarımıza görev yapan geçmişten bugüne kadar işte ana kademede, kadın kollarında, gençlik kollarında mahalle başkanlarımıza, muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emin olun biz yani çok güzel bir ekip içinde çalışıyoruz. Meclis üyelerimize. Biz 15 tane meclis üyesi arkadaşız. Tabii bazen mecliste ufak tefek siyasi söylemler olabilir. Bu siyasetin yapısında gereğinde var. Ama biz 15 tane meclis üyesi arkadaşımızla, mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla, azalarımızla, yani gençlik kollarımız ve görev yapan bütün arkadaşlarımızla, kadın kolları ve görev yapan hanımefendilerle, ana kademedeki arkadaşlarımız ve geçmişte görev yapan, partimizi bu noktaya getiren bütün arkadaşlarımızla, yani milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle, yani Büyükşehir'de ben biliyorsunuz 5 yıl çalıştım. Evet. Bu süreçte de bütün arkadaşlarımız, yani Sayın Valimizle, Numan Bey, Genel Başkan Vekilimiz, yani zaman zaman gittiğimizde, ziyaretimizde, yani Cumhurbaşkanımızla destekleriyle ilçemize çok güzel yatırımlar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Şunu da bahsetmek istiyorum Funda Hanım, biz siyasi sürecimizin tamamında, yani ben yaklaşık 30-33 yıllık bir kamuda çalışıyorum. Bunun yerelde de yöneticilik yaptınız. Yerelde de Aydoğan Belediye Başkanı'ndan geldik. Ve bu 33 yılın üzerinde bir kamuya hizmet ediyoruz. Bunun tamamında biz hep konsorsiyum halinde çalıştık ve işimizi en iyi yapmak noktasında hareket ettik. Yani bir iş ihtiyaçsa, talepse ve zorunluluksa bunu biz öncelik planlayarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam ettik. Dolayısıyla yani inşallah bu süreç bu şekilde devam edecektir. Biz ekibimize son derece güveniyoruz. Biz Gölköy halkımıza güveniyoruz, ilçemize güveniyoruz. Gölköy ilçemiz gerçekten 19 ilçenin, tabii ki her ilçenin bir kendine yapısı, özgür bir yapısı vardır. Ama bizim ilçemizde insanlarımız gerçekten hem alçak gönüllü, hem mütevazi, hem saygılı, hem çalışkan. Bugün düşünün yani her sektörde Gölköylü kardeşlerimizi bulabilirsiniz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Gölköylü ya iş adamı, ya kamu görevlisi ya da çalışan kardeşlerimiz vardır. Ve özverisi ve beklentisi, hevesi memleket sevdalısıdır. Memleketine, ilçesine ne yapmaya gerekirse eline gelen yapacak bir kültürden geliyoruz biz. Dolayısıyla da ben yani ilçemizin inşallah önümüzdeki yıllarda süreçte daha güzel hizmet kalitesinin çıtasını yükselterek ve yani uygun olan zeminlerde daha güzel hizmetler yaparak yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı diyelim İnşallah. Başkanım. Bu arada çok güzel izleniyoruz sosyal medyadan. Daha ilk dakikalardan itibaren siz konuşurken ara ara yorumlara baktım. Henüz hiç soru gelmemiş ama mesajları okuyacağım. Ömür Kaşyol demiş ki kıymetli başkanım iyi yayınlar diliyorum. Bir Gölköylü olarak hizmetleriniz ve mütevazi oluşunuz 30 mahalle sizin ne güzel olacak. Durmak yok, yola devam fikri Uludağ varsa çözüm vardır. Selamlar sevgiler demiş. Ben sıra sıra okuyayım. Nihat Çakır ordumuzun başarılı başkanı Fikri Uludağ hayırlı yayınlar demiş. Yavuz Ömer Ustaoğlu. Yaptıklarımızla gurur, yapacaklarımızla heyecan duyuyoruz. Durmak yok, hizmete devam demiş. Ekrem Bulut Gölköy'ün güler yüzü çalışkan belediye başkanı iyi akşamlar demiş. Ramazan Karabulut iyi yayınlar başkanım demiş. Süleyman Eser hayırlı geceler demiş. Akif Bey de hayırlı yayınlar sayın başkanım demiş. Devamına yine bakacağım geldikçe, fırsat buldukça. Galip Bey, Galip Koç.
Güzel yurdumuza ve Gölköy'ümüze hizmetlerimizden dolayı teşekkür ederim. Selamlar Gölköy'ümüzün gururusun. Allah yolunu açık etsin. Güzel yurt dimdik ayak arkanda demişler. Yine bakacağız. İrfan Sevindik yazmış, size Allah kolaylık versin daima. Başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi okuyamadıklarım olduğunda hemen geri döneceğim efendim. Başkanım, zaman da ilerliyor bir yandan. Her ilçenin en çok, yani bu ordunun genelinde böyle, Gölköy'ü has sormuyorum. Ama ben genelde programlarıma hep yolu, altyapıyı, suyu konuşarak başlıyorum. Su ve altyapı belki doğrudan sizinle alakalı değil ama sonuçta Gölköy'ün çalışması bunlar. İllaki son durumu soracağım. Ama öncesinde yol ağına bir bakalım. Ne durumda, hangi oranda, hangi seviyeye geldik? Funda Hanım, şunu açık yüreklilikle bahsetmek istiyorum. Yaklaşık son 2-3 günden beri genelde sahadayız. Mesela bugün Gözören bir mahallemize gittik. İlçe kaymakamımızla beraber. Hı hı. Yani biz göreve geldiğimizden bugüne ve geçmişte görev yapan bütün arkadaşlara da hem ekibimiz adına hem meclis üyelerimiz adına ben teşekkür ediyorum. Yani ilçemizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan bütün belediye başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum yaptığı hizmetlerden dolayı. Tabii ki bu devlette süreklilik var. Evet. Birisi alacak, birisi devam ettirecek. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yol ağına geldiğimizde biz özellikle yoldan bahsetmek istiyorum. Biz ağırlık yola veriyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar biz yol ağını hedeflediğimiz, yani belki eksiyiz. 2021 yılındaki pandemiden, doğal afetlerden ve yağış almasından dolayı bazı noktalarda eksiyiz. Ancak ben gezdiğimiz mahalle yollarımızı bakıyorum. Yani standartın seviyesinde ama yükseltmek istiyoruz, hı hı, bu standartı. Biz göreve geldik, hemen biz kendi işletmelerimizi aktif hale getirmeye çalıştık. Ve önceliğimiz kırmalama tesisimizi yaklaşık ocağın ruhsatından sıkıntı kaynaklı biraz sıkıntı yaşadık ama şu anda aktif hale getirdik, çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizden bu akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla ekipleri birleştirdik. Yani Gölköy'de ulaşımla alakalı hiç sıkıntı olmayacak şekilde devam ediyoruz. Ve ekip, Büyükşehir ekibiyle araç parkını, personeli, şefleri birleştirdik ve omuz omuza çalışıyoruz. Ha, eksiğimiz vardır. 2021 yılında hava muhalefetinden ve pandemiden ekibin içinde bir tanesi pozitif çıkıyor ve tamamı yatıyor. Bu sıkıntılar olmasaydı hep biz... Hepsi temaslı oluyor. Temaslı oluyor. Bu sıkıntılar olmasaydı biz hedeflerimizin çok çok üstünde olacaktık. Ona rağmen hedefimizde %90 bandındayız. Biz burada bahsedeceğim biraz. Buyurun. Mesela şurada biz... ekran... Evet, şöyle gösterelim başkanım. Şöyle gösterelim. Başkanım öyle değil. Siz, hı, böyle bana doğru tutun. Arkadaşlar şöyle, zaten çekecek. Şu bizim kırmaleme tesisimiz. Hı hı. Daha önce bu tesisimiz biraz yani işletme ihale edildiği için, hı hı, işletmeci tarafından işletildiği için biraz bakımsız ve atıl haldeydi. Biz gerekli bakımları yaparak biz bu tesisi aktif hale getirdik. Burada yolla alakalı ve inşaatla alakalı bütün malzemeyi üretiyoruz. Yani figüre malzemeyi, kumu, diğer asfaltta ve betonda kullanacak bütün ham madde üretiyoruz. Ve şu anda bizi bugün dahi ben o bölgeden geçtim. Ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Hı hı. Yani kışın dahi stokta yapıyoruz. Ayrıca yine Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. İhalesini Büyükşehir yapmak şartıyla biz orada şu anda 50-60 bin ton civarında stokta malımız var. İnşallah hava şartları uygun giderse bu malı ham madde haline getireceğiz. Stoklayacağız. Dördüncü ayda yolumuza devam edeceğiz. Yani devamında bu tesisi aktif hale getirdik. Devamında kendimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla, hı hı, Ordu'da asfalt plentimizi kurduk buraya. Bu asfalt plentimiz şu anda, yani şu an ekranda da var başkanım. Var değil mi asfalt, evet, plentimiz? Evet, evet. İşte asfalt plentimiz, evet, ekranda gözüküyor. Şu anda yani güzel bir şekilde bakımı, onarımı yapılmış ve üretime hazır, hı hı, ve bizim 2021 yılındaki yaptığımız asfaltın tamamını buradan yaptık. Yani ben ilçem adına çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Çünkü biz en yakın mesafe yani 10 kilometre, 5 kilometre ya Ünye'den ya Çamaş'tan veya Ordu Merkezi'den asfalt götürüyorduk. Ve bu asfalt özelliğini kaybediyor. Yani
sıcak olduğu için, yani hava şartları da uygun olmayınca tabii ki daha kullanımı veya da yoldaki özelliğini kaybediyordu. Biz bu tesisi kurarak, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kurmasıyla Gölköy'de yol ağını önümüzdeki yıl daha standart hale getireceğiz. Yani daha güzel, konforlu yollar haline getireceğiz. Ayrıca bu bizim ocağımızın bir artısı daha var. Diğer tesislerde yani bütün kullandığımız tesislerde litre bir metre küpe 45 litre konuyor. Bizim Gölköy ocağında 40 litre konuyor. Yani biz orada da tasarruftayız. Hem zamandan tasarruftayız, hem yakıttan, ulaşımdan tasarruftayız. Bir de ham maddesinden de tasarruftayız. Dolayısıyla biz bu tesisimiz devam ediyor ve mesela biz geçen 10 gün önce, 15 gün önce Gölköy merkezinde, Gölköy mahallesinde hasat üzüm mevki olarak bilinen mevkide 4 günde biz 2 kilo, 3 kilometre asfaltı döktük. Çok güzel. 4 günde bizim ekiplerimiz, dışarıdan ekip gelmedi. Yani bizim kendi kamyonlarımız, kendi ürettiğimiz tesiste mahallemizin bir tanesindeki sıkıntılı bölgeyi, altyapısı biten bölgeyi bitirdik. Akabinde biz kendimiz, kendi bütçemizden Gölköy beton santralimizi kurduk. Yani şu anda beton santralimiz aktif halinde ve yollarımıza destek veriyoruz, sanat yapılarına destek veriyoruz. Kendi bölgemizde şu anda, yani ilçemizde hiçbir başka ilçeden veya başka bir şirketten destek almadan kendi ekibimiz ve kendi personelimizle, kendi demirbaşımızla, kendi araçlarımızla beton üretiyoruz. Üçü birleşince zaten çok ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Tabii ki, yani şimdi kırma eleme tesisimiz, asfalt plantımız ve beton santralimiz şu anda bir kampüs halinde ve birleşti ve büyük bir şantiye oldu burası. Zamanla burası insanı, yani bakıyoruz, mutluluk duyuyoruz. Yani gurur duyuyoruz. Çünkü bu tesis biz şu anda yeni kurduk. Son sistem, otomatik bir sistem. Bugünkü maliyeti biz bunun KDV dahil 1600 civarında, 1 milyon 600 bine kurduk. Bugün maliyeti en az 4 milyon. Ha, biz bu tesisi yapmakla önümüzdeki yıllarda Gölköy Belediyesi'nin öz gelirini artırarak ve başka bir kişilere bağlı olmadan, başka bir ilçelerden veya başka bir ihale sistemi olmadan istediğimiz takdirde Gölköy'deki yol ağını bu tesislerimize devam edeceğiz, yapacağız. Yani yol ağına geldiğimizde, yolla devam etmek istediğimizde bizim Büyükşehir'le beraber yaklaşık 2021 yılında 40 kilometre satı kaplama, ikinci kat asfalt civarında 40 kilometre yol yaptık. Bu 40 kilometre yolun tamamını Gölköy'ü bu tesisimizden yaptık. İlçe belediyemizi tesislerinden yaptık. Yaklaşık 10 kilometre asfalt yaptık. Sadece 2021 yılında ve bu tesisten yaptık. Yani 8-10 kilometre civarında beton yol yaptık. Yine bu tesisimizden yaptık. Yani ilçenin öz kaynaklarıyla yapıyoruz. İlçenin demirbaşlarıyla, ilçenin yani öz mülkünden faydalanarak yapıyoruz. Ayrıca şu anda hala devam ediyor. Bizim yıllardan beri devam eden eski mesuliye yolu olarak bahsettiğimiz yolun duvar sanat yapılarının bu tesisten yapıyoruz. Şu anda Karagöz bölgesinde çalışıyoruz. Bayralan, Güzelyurt, Direkli ve Bulut bağlantı grup yolumuz burası. Şu anda orada çalışıyoruz. Altyapı filler, figüre malzemelerini seriyoruz, sıkıştırıyoruz ve sanat yapılarını yapıyoruz. Ve bu aynı tesisimizden yapıyoruz. Yani biz artık ilçe belediyesi olarak kendi öz gelirimizle, kendi tesislerimizle, kendi personelimizle, kendi aracımızla hizmet edecek hale geldik. Ne güzel. Yani bu konuda çok rahatız. Ayrıca bakın, yoldan bahsederken yani belediyemizin Büyükşehir'le birleşerek yaptığı yolların kilometresi bayağı yüksek. Biz ayrıca bu aradaki arazi yollarına önem veriyoruz. Yani yol genişletmeye ve vatandaşlarımızın özellikle şu anda bu mevsimde veya fındık sezonu, yaz sezonu genelde ilçemizde yaşlı kesim kalıyor. Gençlerimiz gurbetçi. Dolayısıyla biz şu anda ağırlıkta arazi yollarını da önem veriyoruz. Neden? Çünkü biz
mahallelerin tamamının Gölköy merkeze gelmesini sağlayacağız. A mahallesi, B mahallesi, 30 mahallemiz hiç fark etmiyor. Her mahallede dokunuş yapıyoruz ve çalışıyoruz. Hı hı. Ve hedefimiz şudur, her mahallede vatandaşımız aracına bindiğinde Gölköy merkeze gelsin. Harcamasını merkezde yapsın. Yani zamanını merkezde geçirsin ve merkez hareketli olsun, evet, canlı olsun. Kamusal alanlar biraz daha hareket görsün diye düşünüyoruz ve bu noktada çalışıyoruz. Bizim ayrıca 30 mahallenin tamamında çalıştığımız için iki tane grup yolumuz var. İşte Cihaliye, Süleymaniye, Haruniye, Güzelye ile Yuvapınar hattından Mesude yoluna çıkıyoruz. Ulubatay yarısını bilirsiniz. Evet. Biz bu yolun büyük bir ölçü, yani %60-70 bandında bitirdik. Bu grup yolumuz. Ya ta özel idare döneminden kalan yollarımız bunlar. Yani büyük bir Haruniye'nin çıkışına kadar zaten sıcak asfalt ve beton olarak bitirdik ve devam edeceğiz. Diğer bir grup yolumuz, bizim şu ekranda da gözüküyor zaten bu bölge. Diğer yolumuz Aydoğan'dan başlamak şartıyla Bayıralan, Bayıralan'dan Güzelyurt bağlantısı, Dilekli bağlantısı ve Bulut Ahmetli bağlantısı yolumuz. Bu da grup yolu. Buradaki sanat yapılarını ve altyapısını da %70-80 bandındayız. Çünkü önümüzdeki yıla hazırlık yapıyoruz. Evet. Biz ilçe ve büyükşehir olarak önümüzdeki yıl altyapısını hazırlayıp önümüzdeki yıl hazırladığımız 100 kilometre yakın yolumuz var. Bu yolların hazırlıklarını tamamen kendi tesislerimizden yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ne güzel. Gerçekten çok güzel. Yani ayrıca bizim ilçe merkezinde 2-3 kilometre civarında imarlı yollar açtık. İmarlı yollar açıp yapılaşmanın önünü açmak istiyoruz. Bizim şu anda çevre yolumuzu büyükşehirle beraber yapıyoruz. Çevre yolumuzun uygulamalarına başladık. Hı hı. Yani tapuya tescilleri başlayacak. Yani bizim eski işte şu anda Sağlık Hoca'nın yaptığımız noktaya kadar bizim düğün salonu oradan, köprünün oradan o alanın şu anda çevre yolu bitmek üzere. Çevre yolunun imar durumu ve 18 uygulamasını bitirdik. Tapu tescillerine başlayacak. Yani ilçe alternatif yollar da üretiyoruz. Dolayısıyla yol ağı bizim için İlçemizin 30 mahallenin tamamı kesinlikle ulaşıma önem vererek bugünkü şartlara, standartlara ulaştırmak istiyoruz. Bizim İnşallah. Amacımız insan sağlığı çok önemli. İnsanın hayatındaki bir dakika çok önemli. Şimdi Celalettin İmamoğlu demiş ki Sayın Başkanım, öncelikle benim tahminim tüm Gölköy'ün takdirini kazandınız. Taraflı tarafsız yaptığınız hizmetle inşallah daha iyi olacak. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum Azerbaycan'dan. Neşe Hanım'ın suyla ilgili, Neşe Aydın'ın suyla ilgili bir sorusu var. Demiş ki başkanım, suyumuzu artık bir çare bulun, çamaşırlarımızı bile yıkayamıyoruz. Bunu birazdan konuşalım başkanım. Düz Yayla Çıkırık Mahallesi'nin yolu ne zaman yapılacak? 90 hane varmış efendim köyde. Yolla ilgili, belki yola hani bu soru vesilesiyle geri dönmüş olacağız. Emre Avcı yazmış, Gölköy'e yakışan bir belediye başkanını bulmuş. Aynı tempoda yürütmesini diliyorum. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Güvencimiz sonsuzdur. Selamlar demiş. Biz de selamlarımızı yollayalım. İsa Çuhadar, selam saygılar başkanım. Sorular çok az bu arada. Hep genelde evet. Selamlar, başarılar başkanım. Ama okuyayım. Devamına da şöyle bir bakalım. Erdem Bey, Erdem Erkoç, arkandayız inşallah demiş. Necati Özdemir yazmış. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar başkanım. Yolunuz açık olsun inşallah demiş. Göldef başkanım, selamlar gönderelim. Yani, selam. Buradan. Sayın Başkan'a. Yaşar Yıldız, Allah işini gücünü rast getirsin, yolun açık olsun demiş. Okuduklarımı da okumayayım diye. Hasan Kuzey Katırcı, Sayın Başkanımız Gölköy'ümüzün gelmiş geçmiş en insancıl başkanıdır demiş. Sefa Coşkun, maşallah başkanım, çalışmalarınıza kolaylık dilerim demiş. Nail Bağ, varlığınız yeter başkanım demiş. Şöyle hemen sırayla okuyacağım efendim, okumadıklarımı seçmeye çalışayım. Çatak Mahallesi Başkanı Erol Koyun, mahalleme yapmış mahalle olduğunuz başkanı. Hizmetlerden dolayı teşekkürler demiş. Sedat Aksu'dan bir mesaj var.
Demiş ki Gölköy'de gündem kadın kollarının usulsüz aldığı belgesi olan maaş ve haksız yere Ulugöl'den görevden alınan personeller konuyla ilgili açıklama bekliyor halk sayın başkan. Şimdi bu yorum birkaç kere yapılmış. Ben zaten soracaktım ki Gölköy'ün haber sayfalarına yer aldı başkanım biliyorsunuz konuşuldu. Bu konuda muhalefetin bir eleştirisi oldu. Nedir doğrusu ya da bu eleştiriye sizin cevabınız ne olur? Yayında da cevap almış olalım. Buyursun. Funda Hanım, öncelikle Düzce'deki kardeşlerimiz, yola bir cevap verelim arkadaşlarımıza. Buyurun. Bizim Düzce ile Çırk mahallemiz, Düzce'mizin güzel mahallelerinden bir tanesi. Burası bizim Düzce ile Çırk'tan güzel yolda bağlantı yolumuz var. Şu anda da geçmişte yani yaklaşık 15 gün önce de ekiplerimiz çalıştı, yaz döneminde çalıştı. Şu anda da bizim Düzce ile mevkiinde özellikle Çırk, Demirtaş mevkiinde ekiplerimiz var. Döşemeye, çalışmaya, reglaj yapmaya devam ediyoruz. Yani Düzce ile bizim güzel mahallemiz. Dolayısıyla da biz Düzce ile de ekiplerimiz hava uygun olduğu takdirde devam edeceğiz. Ayrıca ben Düzce ile kardeşlerimize bunu paylaşmak istiyorum. Geçen hafta biz Amasya'da, Sulova'daydık. Orada da istişare yaptık. Biz Düzce ile'den Baydarlı bağlantı hattını Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla zaten aslat yapacağız. Ve Düzce ile bağlantı yollarını tamamen bitiriyoruz. Hatta geçen hafta biz dere ıslahı box dediğimiz 2x2 box'ları yerleştirdik, indirdik. Ancak hava muhalefeti nedeniyle yerleştiremedik. İnşallah havalar uygun olduğu takdirde o box'ları yerleştireceğiz. Ve biz Düzce ile merkezden Baydarlı'ya kadarki hattı yaklaşık 20 kilometre satı kaplama asfaltını hazırlayacağız, yapacağız. Biz Düzce ile de kardeşlerimizi buradan selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve bundan hiç endişeler olmasın. Çıhırık Mahallesi ile alakalı da biz sürekli çalışıyoruz orada. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ama yani hava muhalefeti, hava şartları zaman zaman bizim çalışmaları, planlarımızı engelliyor. Evet. Diğer konu suya geçelim. Bizim ilçemizde Gürkentepe ile beraber kullandığımız Gozeren'den de aldığımız kaynağımız var. Ve buranın ihalesi yapılmış. Şu anda da müteahhit firma yaz döneminde girdi, çalıştı ve tünellere girdi. Ve bu kırdaş göletinin maliyeti bugünkü şartlarda 50 milyon civarında. Ve iki tane ilçeyi besleyecek. Ve şu anda da tünel çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bugün yine o bölgeyi gezdim ben. Oradaydım. Gozeren hattındaydık. İlçe kaymakamımızla beraber. Bizim arıtma tesisimize, ben Gölköy'lü kardeşlerimize yine buradan seslenmek istiyorum. Arıtmanın kumunda sıkıntı vardı. Yani kum biraz özelliğini kaybetmiş. Biz dün ve bugün hatta yarın devam edeceğiz. Arıtmadaki bütün kumu değiştiriyoruz. Yani İstanbul'dan OSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Konuya da çok hassas davrandı ve İstanbul'dan araya başka arkadaşlarını, dostlarını koyarak kumunu aldık oranın. Nakiller başladı. Kumunu değiştirdikten sonra arıtmada sıkıntı ortadan kalkacak. Ve inşallah bulanıklıkla alakalı sıkıntıyı gidermiş olacağız. Ama kökten çözüm Kırdaş göletinin bitirilmesi. Takdir edersiniz ki çalışmalar devam ediyor. İhalesi yapılmış. Yani küçük bir baraj gibi burası. İki tane, üç tane ilçeyi besleyeceğiz. Dolayısıyla da iki yıl içinde bitireceğiz. Hem arıtma hem Kırdaş göleti birbirini tamamlayacak ve Gölköy'ün su sorunu bitecek. Ha tabii ki biz bunun sıkıntını yaşıyoruz. Esnaflarımıza gidiyoruz. Pazarda gezerken hanım kardeşlerimiz soruyor. Yani biz de bu konuda hassas olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Ama hava şartları ve yapım aşaması devam ettiği için biraz sabredeceğiz. Ben sabretmemizi talep ediyorum bütün Gölköy'lü kardeşlerimizden. Diğer bir konu, güzel bir konuya değindiniz. Bakınız, burada açık yürekle söylüyorum. Yani ben göreve geldiğimden bugüne kadar yaptığımız bütün faaliyetlerde hiçbir siyasi ayrım yapmadan görev yaptık. Yani kapımız sonuna kadar açık. Ben mazbatayı aldım. Makama geçtik ekibimizle beraber. Teşkilatlarımızla beraber. Kapımız 24 saat açık. Orada olduğumuz süre içinde.
ve hiçbir siyasi ayrım yapmadan yani talepleri değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızın, vatandaşımızın ve yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Hiçbir insana ben siyasi kimliği sormamışım, sormam da. Hiçbir arkadaşımız sormaz. Belediye başkanı arkadaşlarımız. Sormamıştır, sormaz da. Peki, şunu söyleyeyim. Gölge Haber'de yayınlanan, zaman zaman da servis edilen, gündemi taze tutmaya çalışan bir ekip var. Bizim kadın kolları başkanımız hala da başkanımıza devam ediyor. İşgür projesi kapsamında, TÇP dediğimiz bu kapsamda çalışmıyor, çalışmıştır. Ve bu ekibin içinde 20 kişi daha var. İsim vermek çok uygun değil. Bu arkadaşlarımızın hiçbirisinin siyasi görüşüne bakılmaksızın İşgür projesi kapsamında kura çekilmiştir. Kuradan çıkan herkes de çalışmıştır. İşgür projesi ben göreve geldiğimde zaten uygulama yok. Siz de biliyorsunuz. Belediyelere verilmiyor. Bu 20 tane arkadaşımız isimleri çok önemli değil. Bize yakışmaz. Ne Fikri Uludağ'a yakışır bir siyasi bir isim üzerinden siyaset yapmak ne de bir siyasi partiyi kirleterek siyaset yapmak şahsımıza, ailemize ve yakışmaz. Bu 20 kişi toplum yararına çalışma projesi kapsamında çalışmaya devam etti. Bizden önce başlamıştı arkadaşımız da, bizden sonra devam etti. İş grup projesi kapsamında devam etmiştir. 20 tane kardeşimiz. Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmışlardır. Süresi bitmiş, ayrılmıştır. Bu projenin patronu, finansmanı bakanlık. Evet. Ve İşkur, il müdürlüğü. Kura'ya çıkıyor. Kura'dan çıkanlar bizlere, belediyelere sadece sek ve idaresi kalıyor. Yani sek ve idare zaten personeli sek ve idaresini yapacağız. Ve süresi İşkur projesi kapsamında çalışan bugün de, yarın da İşgür projesi kapsamında hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın çıkan her Gölköy'lü Gölköy'de çalışma hakkı vardır. Yani bir siyasi partinin bizim ilçe başkanımızın ilçe başkanı olması çalışmayı niye engelliyor? Yani bu insanların aşağı işe ihtiyacı yok mudur yani? Tabii ki çalışacak. Ha, yarın örnek veriyorum İşgür projesi devam etti veya da uygulandı. Gölköy'de talep oldu. Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın Kura'dan çıkanlar Gölköy'de çalışır. Belediyemizde de çalışır. Daha öte gidiyorum. Gölköy Milli Eğitim'de ve diğer Milli Eğitim'de çalışan, İşgür projesi kapsamında çalışan bir sürü insanlarımız var. Hiçbir insanın göreve başlayan siyasi kimliğine bakılmaksızın Kura'dan çıkmışsa çalışma hakkıdır. Anayasal bir hakkıdır. Bunu yani zaman zaman kim düğmeye basıyorsa, birileri düğmeye basıyor, zaman zaman gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bak burada iddia ediyorum. Kadın kolları başkanımızın durumu budur. Ha yarın İşgür projesi başlar. Kadın kolları başkanımızın kuradan çıkar yine çalışır. Herhangi birisi çalışır. Diğer siyasi partiden üye olan arkadaşlarımız da çalışır. Bu Gölköy'lü çalışacak sonuçta yani. Ben Gölköy'lünün çalışmama diye bir, çalışılmayacak diye bir böyle bir haksızlığına müsaade eder miyim ben yani? Kesinlikle etmem. Ama nedense, ne hikmetse, yani arada kadın kollarımızın üzerinden veya şahsımız üzerinden partimize saldıranlar var. Ben net diyorum, ben siyasi ayrım yapmadan ilçe belediye başkanlığı yapıyorum. Bunu aksini iddia eden varsa karşımıza çıkabilir. Ama kadın kolları başkanımızı ve partimizi yıpratarak siyaset yapmak yanlış bir şey. Evet. Diğer bir konu. Buyurun. Sizce... Bizim Ulugöl Tabiat Parkımız, Türkiye'nin ve dünyanın sahil parklarından bir tanesi. Hı hı. Bizim orada iki tane personelimiz vardı. Personelimiz kendisi birkaç kez istemiştir ayrılmayı. Belediye meclis üyelerimiz şahittir. Halkımız da şahittir. Kendileri çalışma yani merkeze çekilmek istemiştir. Ulugöl'den ayrılmak istemiştir. Biz de almışızdır. Tasarrufu yetkisi de belediye başkanının yetkisindedir. Kendileri buradan Ulugöl'den biz ayrılmak istiyoruz. Buradan çalışmak istemiyoruz demişlerdi. Biz değil birkaç kere demişlerdi. Biz de kendilerini bir gün yorgunum il dışından geldim. Ulugöl hassas bir bölge. Personelimizi topladık. Çağırdık. O şahıslarınkisi de karşıma aldım. Hepsini aldım.
Çalışmak istiyor musunuz burada? İstemiyoruz dedim. Siz dışarı çıkın dedim. Kalan personelimize gerekli talimatı verdim, ayrıldım burada. Yani sonuçta belediye personelinin aldık düğün salonunda değerlendiriyoruz. Sonuçta bizim personelimiz. Yani sonuçta iş seçmek veya kaldığı yerde hangi kamu personeli aldığı yerde, yani olduğu yerde kalıyor? Görev değişikliği sürekli oluyor. Kaldı ki bu arkadaşlarımız Ulugöl'den ayrılmayı kendileri istemişlerdir. Biz de gereğini yapmışızdır. Bunu da bütün meclis üyelerimiz tamamı biliyor. Yani bundan da siyaset yapmaya gerek yok. Kaldı ki bizim personelimiz zaten. Bizim, şunu da söylüyorum. Bizim personelimizi kimsenin yıpratmaya hakkı da yok. Ama bunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Bu kadın kolları başkanımızın meselesi 1,5 yıl önce muhtemelen yazan ilgili şahıs beni aradı. Başkanım böyle bir şey vardı. Hı hı. Tamam, bu iş grup projesi kapsamında başlamıştır, süresi bitmiş, ayrılmıştır diye cevap verdik. Sözünün arkasındayız. Aradan 1 yıl geçti veya daha fazla zaman geçti. Kim düğmeye bastı, yazmaya başladı? Gerek nedir? Sonuçta biz ilçenin bir bütünlüğünü sağlıyoruz. Bana hiç kimse diyemez ki ilçe belediyesinde siyasi ayrım yaparak yönetim sergiliyor diyemez. Diyen varsa karşılaşırız. Yani bu son derece üzülüyorum. Bizim personelimiz de kimse şey kullanmasın. Yani siyasi emellerine kullanılmasına müsaade etmeyiz. Kadın kolları başkanımızı hiç etmeyiz. Yarın iş grup projesinden başka projeler çıktı. Kura'dan çıktı. Hiçbir siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkes çalışmaya hakkıdır ve çalışır. O iş grup projesi bitti. Bitti. TYP bitti. Yok zaten. Yani Türkiye'de. Ama konu bir sene sonra, bir buçuk sene sonra tekrar gündeme servis edildi. Ama kim düğmeye bastı, nasıl bastı onu Allah'a havale ediyorum. Bu kadar net. Ha, yarın biz kadın kolları teşkilatımızın tamamının, gençlik kolları teşkilatımızın tamamının, ana kademenin tamamının, mahalle başkanlarının tamamının belediye olarak, şahsım olarak yanındayız. Aile olarak yanındayız. Bu kadar net. Evet. Bir şey konuyu daha şey yapacağım. Evet. Siz sormadın, soracaklar muhtemelen. Sormasın. Benim eşim Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, Sayın Valimizin de talimatları ve ilçe kaymakamının talimatlarıyla kadın girişimler kooperatifleri Türkiye'nin her yerinde kuruldu. 19 ilçede kuruldu. Hiç üyeliği yok. Hiçbir bağlantısı da yok. Fahri olarak çalışıyor. Eşimi de gündem yaptılar. Böyle bir siyasi ahlak hayatta görmemiştim. Olmaz. Yani takdiri yani Allah'a havale ediyorum. Yapacağım çok bir şey yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Evet. Şimdi ben çalışmaları yine soracağım başkanım. Yorumlar da var bu arada. Şenol Bey demiş ki Sayın Belediye Başkanı Fikri Uludağ çalışmalarından ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gör köyümüzün hizmet yapan ve çalışan bir başkanı var. Başkan gördü. Değerini bilelim demiş Şenol Katırcıoğlu. Melek Ulus Erkoç, daha güzel bir Gölköy için gece gündüz çalışan bir başkanımız var. Çok şükür yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum demiş. Şöyle yenileyim sayfayı. Son gelen mesajları göremiyorum. Gölköy Gürgentepe ve Aybastı yolu sorulmuş başkanım. Onu da soracağım. Sonrasında artık diğer konulara geçelim yavaşça. Şöyle bizim Funda Hanım, Gölköy, Ordu yolu, Gürgentepe'ye kadar %70-80 bantla da bitiyor. Hı hı. Gürgentepe, Gölköy arasında bu sene devam edeceğiz, başlayacağız. Yani şöyle kamuoyunda özellikle muhalefet partilerin, ilçe başkanlarının konuya hakim olmadan yaptığı beyanlar var. Kendileriyle bizzat söylüyorum. Gölköy, Ordu yolu iki gruptan ihale edilmiştir. Birisi sadece başından Ordu tarafı devam ediyor. Diğer ihale biriminde sadece başından Gölköy arası. Bu bir ihale bütündür. İhale edilmedi. Hükümetimizi, devletimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak için bir algı oluşturuyorlar. Böyle bir şey yok. İhale edilmiştir Gölköy merkezine kadar ve önümüzdeki yılda Gürgentepe'den itibaren yol devam edecektir. Bu kesin. Zaten çalışıyor firmalar. Hava şartlarında kış mevsiminde duruyor. İki, Aybastı Gölköy arası Bolaban Havzası'ndaydı. Bak, Bolaban Havzası'nda tek iki tane yol kaldı. Birisi Gölköy Aybastı yolu, bir de Aybastı veya bir yol daha kaldı. Aybastı Kabadaş da olabilir veya Kabadaş Çatapın arasında olabilir. İki tane yol kaldı. Ve hatta dün
Sayın Vekilimiz Şener Bey projenin zaten mimarı. Onunla oturduk, konuştuk. Önümüzdeki yıl 2022'de bu Görkü-Ayvaslı yolu başlayacak. Bu yol 37 kilometre. Bu yolun 10 kilometresi Ayvaslı sınırında. 27 kilometresi bizim Görkü sınırında. Yani sonuçta bu yol iki ilçe bağlantı yolu ve yapılacak. İhalesi, şartları oluşmuş, devam edecek. Ordu-Görkü'de devam edecek. Zaten yol konusunda biz hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı zaten hassas davranıyor. Türkiye'nin yol ağını geçmişten bugüne 20 yılda nereden nereye geldiğini bu milletimiz hepsi biliyor. Yani AK Parti hükümeti döneminde yapılan, Cumhur İttifakı döneminde yapılan yolların herkes biliyoruz. Bunun yani açık ortada yani. Biz bu yolları bitireceğiz. Bitiriyoruz da. Ama Türkiye'de dünyadaki bazı krizler tabii ki zamanı öteleyebilir. Ama bu programda yapılacak. Bu şekil. Evet. Başkanım aslında şöyle bir 4 dakika falan var. Reklama saate baktım. O kadar çok ilerlemiş ki birçok hani yorumu ve soruyu da okuyunca. Belki direkt sizinle alakalı değil. Altyapı ve su çok önemli. Suyla ilgili de bir soru gelmişti malum. Genel olarak şöyle bir üzerinden geçelim birkaç dakikada olsa efendim. Bununla ilgili de detayları alalım sizden, buyurun. Şimdi şöyle Funda Hanım, ilçemizde bahsettim biraz suyla alakalı, evet, göletle evet. Alakalı. Bizim arıtmayla çalışmamız devam ediyor. Bizim 30 mahallesinin tamamında lokal olarak su kaynaklarımız belli. Havzalarımız belli. Yani şu anda bizim OSKİ veya Büyükşehir'imiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önümüzdeki yıl ve bu geçmiş yıllarda suya ağırlık veriyoruz. Yani kanalizasyondan ziyade her şey önce insanı direkt etkileyecek sularla alakalı çalışmamız var. Mahallelerimizin büyük bir çoğunluğunu zaten şu anda yatırım programları, ihaleleri yapılmış. Örnek veriyorum, bizim Karahasan'da suyla alakalı geçmiş dönemde yapılan tesisle alakalı sıkıntı var, ihalesi edildi. Aydoğan'da ihalesi edildi. Güzelyurt devam ediyor. Su alma yapıları devam ediyor. Çetilli, Bulut, Ahmetli su alma yapıların ihaleleri firma girdi. Hava şartlarından giremedi. Daha sonra pandemiden giremedi ama yeni ihale oldu. Biz ilçe belediyesi olarak bütün bu su hatlarının yol ağlarını açtık. Biz dedik ki, hatta geçen hafta genel müdürüm, biz bütün yol ağlarını açtık. Gerisi sizde. Önümüzdeki muhtemelen bitirecek. Bitecek yani. Hı hı. Bütün bölgede sahanın hem ulaşım alanından hem su konusundaki bütün hassasiyeti biliyoruz ve inşallah önümüzdeki yıllarda bitireceğiz. Ama takdir edersiniz ki bir yapının yapılmasına zamana ihtiyaç var. Hı hı. Türkiye'de ve dünyada belediyecilikle özellikle yıkılmadan yapılmıyor. Önce yıkacağız, sonra yapacağız. Bu böyledir zaten. Hele ki altyapıda. Altyapı kesinlikle böyle. Evet. Bu arada bir yorum vardı bir tekstil atölyesiyle alakalı. İnşallah bulurum. Farklı bir yorum ben olduğu için okumak. Ben bahsedeyim, söyleyeyim. Buyurun. Çok şey yapmayın. Bizim Güzelyurt mahallemiz, bizim Görköy 7 beldeden, bir de merkezden, 8 beldeden oluşan, belediyeden oluşan bir mahalle, ilçemiz. Güzelyurt bölgemizin en büyük mahallesi. Çevresiyle de yani her ilçeye de komşu. Bugün Gürgentepe'ye de komşu. Kabadaş'a da komşu. Evet, Güzelyurt'muş. Okuyayım hemen başkanım, buldum. Hı-hı. Cemil Kaya demiş ki, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Güzelyurt mahallesine açılacak olan tekstil atölyesi ne zaman faaliyete geçecek? Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir hizmet olacak. Birçok insanımıza iş imkanı sağlanacak. Göç bir nebze de olsa engellenecektir diye ümit ediyorum demiş. Şimdi şu, bizim Güzelyurt mahallemiz Aybastı ilçesine sınır. Sınır, evet. Kabadaş'a sınırız, Gürgentepe'ye sınırız. Hatta Tokat'a, Baydarlı'ya kadar gidiyor, hı hı, sınırımız. Burası büyük bir beldeydi, mahallemiz. Ve o havzada yaklaşık yani 10 bine yakın işte mahalle, Bayralan, Aydoğan, Düzeyle, Karahasan, Hisarcı, Kuzköy, Belenköy gibi havzaları besliyor. Bizim orada belediye hizmet binamız vardı. 2-3 katlı. Bir Gölköylü kardeşim, ben kendisine Sedat Katırcı diye bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Tekstil atölyesi açması için karar vermiş memlekete hizmet etmek için. Hı hı. Bize geldi, biz de belediye olarak imkan sağlıyoruz, destek veriyoruz. Dedik bu havza güzel bir havza, sen burada personel temininde sıkıntı yaşamazsın. Biz de belediye olarak son olarak yanındayız dedik. İki tane, hatta düğün salonumuz vardı. İki kat, toplamda 1000 metrekare oluşturuyor. Düğün salonuna da iptal ettik.
Düğünleri dedik her yerde yaparız. Kahvede yaparız. Başka mekanlar oluştururuz. İki katın tamamını teslim ettik. Kırdık. Kirişleri veya insanı hayatını etkilemeyecek şekilde. Ve iki katı teslim ettik. Önümüzdeki bir 10-15 gün içinde faaliyete başlayacağız. Şu anda firma aşırı derecede hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Çünkü bu tekstil atölyesini kurmak, boş bir alana kurmak kolay değil. Bunun personelin çalışacağı ortamı hazırlamak lazım. Fiziki ortamı hazırlamak lazım. Yani yüz sistemi, tanıma sistemi, kameralar, güvenlik sistemi, ısıtma sistemi, binanın başka kullanım alanlarının, yani sosyal alanların oluşması lazım. Yani 100-200-300 kişiyi oraya biz başlattığımızda bu insanların oturacağı yer, kalkacağı yer, zaman geçireceği yer. Yani bunlar çok önemli bir şey. Dolayısıyla biz kısa bir sürede burayı, belediyemizin hizmet binasını, büyük düğün salonu dahil teslim ettik. Arkadaşlarımız da hızlı şekilde gece gündüz çalışıyor, siparişini verdiler. Kısa bir sürede devam edecek. Bunun devamına olarak söylüyorum. Buyurun. Biz düğün salonumuzu, güzel tuttu kardeşlerimizden şu hassasiyeti bekliyorum. Bu 2022 yılında 15-16 tane düğünümüz vardı. Bu düğünleri biz başka şekilde çözeceğiz. Düğün salonunda biz bu firmaya tahsis ettik. Güzel bir tesisi kuracağız. Hı hı. Bu arada biz Güzel Yurt'un daha önceki başkan arkadaşlar tarafından karkası yapılan veya yarım kalan bir düğün salonumuz var. Hızlı bir şekilde projesini bitiriyoruz ve hızlı bir şekilde onun da ihalesini yapıp Güzel Yurt'a güzel bir düğün salonu katacağız. İnşallah. Başkanım diğer konuya geçmeyelim. Reklam zamanı geçiyormuş çünkü. Tamam. Bu arada diğer bölümde biraz hızlanacağız efendim. Belki biraz da konulara sıkıştıracağız. Hepsini yetiştirelim diye. Beylioğlu'yla bir soru gelmiş. Hemen onu okuyacağım. Şadi Bey göndermiş. Başkanım bunu da okuyalım. Diğer kalan konulardan konuşalım. Sayın Fikri Başkanım, Görüköy'deki yaptığınız çalışmalardan dolayı tebriklerimi sunarım. Çetilli Mahallesi yollarına ne zaman başlayacağız? Teşekkür ediyorum demişler. Şimdi ben arkadaşıma hayırlı akşamlar diliyorum. Bizim mahallemiz Çetilli Mahallesi'nde zaten zaman zaman çalışıyoruz. Hı hı. Yani bir kısımda çalıştık. Ve şu anda da bizim zaten hava şartları uygun gitseydi de çalışmaya devam edecektik. Evet. Çetil Mahallesi'nin bir kısmında başlamıştık. Hava muhalefeti kardan dolayı veya yağmurdan dolayı şu anda beklemedeyiz. Ama Çetili'deki eksik kalan mahallelerimiz, özellikle köy içi mahallemiz var, merkezde var. Yani bazı noktalardaki eksiğimizi biliyoruz. Yani yazın bitiremediklerimizi bu mevsimde bitireceğiz. Yani havalar uygun gittiği takdirde. Ama şu bir gerçek, biz 30 mahallemizin tamamına özellikle ulaşım konusunda dokunmak istiyoruz. Dolayısıyla hep aynı mahallede çalışmayı çok uygun görmüyoruz. Yani lokal dağıtarak çalışıyoruz. Yani bölgesel dağıtarak çalışıyoruz. İş makinelerimizin bir kısmı veya araçlarımızın bir kısmı veya kredilerimizin bir kısmı bölge bölge dağıtıyoruz ki her bölgede çalışalım. Herkesin acil ihtiyaçlarını cevap verelim diye düşünüyorum ulaşımla alakalı. Ama Çetili'de bir nokta özellikle yeni açılacak bir yolumuz var. O yolla alakalı gündemimizde ve bazı noktalarda iyileştirme yapacağız inşallah. Bir de şunu paylaşmak istiyorum. Zaman çok yetmiyor ama biz 2022 yılında özellikle beton yol yapımında 2021'in planladığımız üstüne çıkamadığımız için 2022'de daha fazla yol yapacağız. Hı hı. Gölköy'de yani özellikle tercihimiz şu olacak. Özellikle söylüyorum. Bir, engelli vatandaşlarımıza ulaşmak için ağırlık vereceğiz. İki, mahallemizin en fazla nüfus taşıdığı yerlere önem vereceğiz. Yani bu kriteri ön plana koyacağız. 2022'de daha fazla sıcak asfalt, daha fazla beton, daha fazla sati kaplama yapacağız. Ha bu arada da yeni yollar da açacağız. Çünkü talepleri de olsun. Sonuçta bizim için yani yol, ulaşım çok önemli. Ve merkeze insanı taşımamız çok önemli. Evet. Bir de şimdi bakıyorum. Zaman kalırsa yine okuyacaklarım olacak başkanım yorumlarda. Şimdi bazı çalışmaları sorayım istiyorum başkanım bitmeden. Yakın bir tarihte bir başka program daha yapmıştık. Orada değindiklerimize değinemeyeceğiz. Belki zaman olsaydı evet. Yani çok çok fazla yorum geldi. Onları da okumaya çalıştım soruları da. Hayvan pazarı, TOKİ, millet bahçesi, turizmi ayrı bir başlıkta konuşalım istiyorum. Kozören mahallesindeki cemevinin son durumunu da konuşalım. Şimdi, hatta onunla başlayalım başkanım. Öyle başlayalım. Funda Hanım biz bugün de oradaydık. Bizim Kozören mahallemiz, yani büyük bir mahallemiz. Hı hı.
sevdiğimiz mahallemiz. Zaman fırsat bulursa zaman zaman da biz oradaki kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Ancak cemevini bugün geldik. Belediyemiz bünyesinde bir miktarda ödeneğimiz var. Önümüzdeki günlerde kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Ben buradan Gözeren'le kardeşlerime sesleniyorum. Yani biz buradaki cemevinin önümüzdeki yıl güzel bir şekilde bitirip bu kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şu anda bir miktar ödeneğimiz var. Hem ulaşımını hem yolunu, ara mahalle yollarımız olmak şartıyla biraz daha ağırlık vererek ödeneğimizi de önümüzdeki yıl burada kullanarak hem cemevini hem de bütün mahalle bağlantı ve mahalle yollarını standart hale getireceğiz. Hı hı. Bunda zaten başladık, yapmaya da devam ediyoruz. Ayrıca şunu ifade edeyim, Funda Hanım, soru geldi mi bilmiyorum ama milli eğitimle alakalı. Eğitim yatırımlarını ben soracağım başkanım. Öyle mi? Okulların durumunu. Devam edelim mi, ne yapalım? Devam edelim. Yani eğitimden devam edelim. Hı hı. Bizim ilçemizde deprem yönetmeliğine uygun olmayan 18 tane okulumuz yıkılmış. Bir özelde soru varmış. İsmini vermek istemeyen bir telefon açmış izleyicimiz. Ama konuşmuş olalım. Konu evet. Şu, biz zaten şu anda ilçemiz merkezinde birkaç tane okulumuzun güçlendirilmesi bitmek üzere. Yani İmam Hatip olmak şartıyla, Milli Eğitim'in kendi binası olmak şartıyla, Damarlı'daki, Süleymaniye'deki, Hürriyet okulumuzun ve fen liselerimizin bazı okullarımızın güçlendirmesi bitmek üzere. Hı hı. Yani inşallah önümüzdeki ikinci yarıda aktif hale gelecek. Bu arada biz iki tane okulun ihalesini yaptık. İki tane okulun, Atatürk İlköğretim Okulu'nun şu anda güzel de bir müteahhit çıktı şansımıza. Hızlı bir şekilde yapıyor, gidiyor. Aydoğan'da bir tane okulumuz yıkıldı, yerine ihalesi yapıldı. Bugün müteahhit geldi, ruhsatı almaya geldi. Ruhsatını vereceğiz. O da devam edecek. Ayrıca şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın Sırtacı Daire Başkanı'nın imzasında Gölke iki tane lise binasını yapıyoruz. Birisi Fen Lisesi, birisi de Metem dedi. İki tane de yurt yapıyoruz. Şu bir gerçek. Belki şu anda bizim için bir eksi gözüküyor ama bu binaları bitirdiğimiz takdirde Gölköy'deki eğitim camiasına en az 50 yıla cevap verecek binaların stokunu yeniliyoruz. Gölköy'de eğitim camiasındaki bütün binalar yenilenmiş oluyor. Yani eğitimle alakalı çok önemli bizim için. Ayrıca dün akşam rektörle görüştük. İstanbul'daydı. Üniversiteyle alakalı da büyük bir mesafe kat ettik. Rektörle görüştükten sonra zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Bina eğitim bu şekilde. Sağlıkla alakalı. Sağlığa da gelin. Bizim ilçemizde Güzel Yurt'taki sağlık yatırımı yaptık, teslim ettik. Güzel bir. Aydoğan 112 ve teslim ettik. Şu anda bizim ekranda arkadaşlar alırsa Gölköy merkezinde şu anda küçük bir ilçe hastanesi gibi ASM binası ve 112 merkezini yaptık, bitmek üzere. Karkası bitti. Yani bu binanın karkası bitti. İnşallah önümüzdeki 4. 5. ay gibi veya 6-7. ay gibi teslim edeceğiz. Hastane ile alakalı şu anda gelirken de görüştük. Hastanemizin son aşamaya geldi. Hastanemiz de ihale birimine gitti bugün itibariyle. Bak şu binamız şu anda bizim Gölköy merkezde sağlık ocağıyla alakalı binamızın karkası bitmiştir. Önümüzdeki yılda hem sağlık sektöründe hem de Milli Eğitim Camiası'nda kurumsal binaların tamamı yenilenmiş olacak. Bu ve önümüzdeki 100 yıla, 50 yıl ve 100 yıl arasında cevap verecek nüfusun artışına ve hızına göre. Yani bina stoku Gölköy'de iyi bir noktaya gelecek. Ha, şu anda bizim için eksi gözüküyor, haklılar. Ben de zaman zaman düşünüyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz ama inşallah bir iki ay içinde bu sorunları çözmüş olacağız. Diyelim. Hayvan pazarını hemen sorayım. Başlayayım. Evet, biz şimdi şurada ekranda da var mı arkadaşlar? Bak, gelecek. Siz bu başlayınca gelecek. Şöyle, bizim ilçemizde zaten mevcut bir cumartesi kurulan hayvan pazarımız vardı. Hı hı. Biz bu seçim döneminde zaten taahhütlerimiz içindeydi. Şu anda biz hayvan pazarımızın şurada ekranlar karşısında bizim halı sahamızın hemen kenarında hayvan pazarını şu anda yaptık, bitirdik. Son rutuşları yapılıyor. Ve kapalı bir hayvan pazarı olacak ve bölgenin arka ilçelerinin en güzel, sağlıklı, kapalı, hijyenik,
ve güzel bir hayvan pazarını oluşturduk. Yani bu bölgeye işte diğer ilçelerin de destekleriyle, yani cumartesi günleri güzel bir pazarımız oluyor. İnşallah buradaki tecirlerimiz, halkımız, vatandaşımız hem kışın soğuktan, yazın sıcaktan ve de daha oturabilir, rahat bir ticari faaliyet yapacak bir mekan haline getirdik. Bitmek evet, üzere. Görüntü de şu anda ekranda çok da güzel olmuş. Bitmek üzere dediniz. Başkanım TOKİ, bunu bir kısım konuşmuştuk ama son durumunu konuşalım. Üçüncü etap TOKİ'deki mevcut tablo nasıl? Şimdi Funda Hanım, bizim üçüncü etap TOKİ'miz ihalesi yapıldı. Hı hı. Yer teslimi yapıldı. İşte hava şartları, yani kış mevsiminden dolayı şu anda biraz beklemedeyiz. Yani 170 adet TOKİ Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Evet. Yani ilçemizde 3. etap 170 adet TOKİ ve 5 kat. Yani kat sayısı da düşük. Evet, daha aslında hijyenik, güzel bir ortam ve yeni sistem. Yani Türkiye'de inşaat alanı, konut sektörü sürekli geliştiği için güzel bir TOKİ sahası zaten güzel. Gölköy'ün güzel semtlerden bir yerini satın aldık. Satanlardan da teşekkür ediyoruz. Ya sonuçta katkı sağlamıştır. Hı hı. Bedelini alsa bile yerini satarak ilçeye bir katkı sağlamıştır. Evet. Biz teşekkür ediyoruz satanlara ve inşallah önümüzdeki mevsimin, kış mevsiminin çıkışında TOKİ temelini atarak yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı olsun be. Evet. Şimdi de Millet Bahçesi. Ha şimdi TOKİ gözüküyor. Şimdi de değişecek başkanım. Şöyle bizim ilçemizin merkezinde, yani insanlarımızın ve kamuda çalışan kardeşlerimizin böyle zaman geçireceği ve ailesiyle, çocuklarıyla oturacağı ve misafirini alacağı bir sosyal alan oluşturmak istedik. Burası zaten şeydi, yani bizim Gökgül olarak bilinen bir alanımız. 8 dönüm gölüyle beraber biz bu güzel bir proje yaptırdık. Projenin ihale bedeli 8,5 artık KDV'ydi. 8 milyon artık KDV'ydi. Bugünkü maliyeti 20 milyon. Biz bu projenin %40 bantına geldik. %40 bantındayız. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Güzel bir müteahhit kardeşimiz işine sahip çıkıyor. Ve başında bizden fazla projeyi heyecanlandırıyor, devam ediyor. Ve bu Millet Bahçesi sosyal bir proje. Yani İnsanlar bunu rahatlıkla, çocukları oynarken veya eğlenirken kendilerinde rahat edeceği bir sosyal tesis de var bu projenin içinde. Evet. Projenin sosyal tesisinin zaten temelleri yükseldi, bitmek üzere. Sadece beton aksamı bitti. Çelik kısmına geçiyoruz. Çelik kısmı da bittikten sonra bu ilçe merkezine renk katacak, güzellik katacak ve insanlarımızın, esnaflarımızın özellikle biraz daha rahat dinleneceği, ferah ortamlar oluşacak. İnşallah 8. 9. ay gibi bitirerek, hı hı, bu projeyi ilçemize kazandırmak istiyoruz. İnşallah, hı hı, inşallah diyelim. Şimdi çok ayrı bir başlıkta soracağım. Biraz da detaylı konuşacağız demiştim. 10 dakikadan daha az zamanımız var başkanım. Ulugöl. Bambaşka bir yer hakikaten. Şehrin içinde, ilçede, bir cennetten bir köşe. 4 mevsimi ayrı güzel başkanım. Ve turizm deyince bir marka haline geldi. Son dönemde tabii ki sizin de çok ciddi katkılarınız var. Yapılmış çalışmalarla beraber gerçekten turizmde en çok ismi geçen bölgelerden biri. Sadece Gölköy için değil, şehrin ve bölgenin turizmine çok ciddi katma değer sağlıyor. Biraz konuşalım. Hafta sonu çok kalabalık oluyormuş. Evet, yani şöyle, bizim Ulugöl, yani Karadeniz'in özellikle cazibe merkezi oldu. Evet. Olmaya da devam ediyor. 4 mevsim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bahsettiği gibi, yani 4 mevsim orada diyoruz. Dolayısıyla burada 4 mevsim insanlarımızı ağırlıyoruz. Kışın ayrı güzel, ilkbahar, yaz ve güz mevsimi daha güzel. Biz burada zaten 10 tane bizim bungalov evlerimiz vardı, yürüyüş yollarımız var. Dolayısıyla biz burada, bu restorantımız bitti. Şu anda mevsimi bekliyoruz açılmasıyla alakalı. Ulugöl'e bir güzel son sistem restoran yaptık. Bu projede emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Yani proje bitti. Biraz daha kırsalda yani temizliğiyle, hijyeniyle çalışacağız ve donanımına geçeceğiz, demirbaşına geçeceğiz. Bizim Gölköy, Ulugöl olmak şartıyla, Gölköy Merkez, Gökgöl olmak şartıyla
İşte kalemiz, yani Gölköy Kalesi, hı hı. Uluvahta Yaylası, yaylalarda entegreli, merkezde entegreli bir turizm patlaması yaşayacağız inşallah. Turizme dayalı biz de yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Turizm bizim arka ilçelerin özellikle, hatta Ordu'nun önümüzdeki yıllarda tek kurtuluşu turizm. Dolayısıyla biz burada otel projemiz de var, ancak yani ihaleye çıktık. Biraz projede tadilat gerektiği için daha sonra yapacağız. Ama restoranımız bitti. Ulugöl'ün çevresi şu anda zaten biz boş kaldıkça sürekli yeniliyoruz, temizliyoruz, hijyenik hale getiriyoruz. Ayrıca Ulugöl 30 hektar bir alandı. Evet. Şimdi bakanlık oluruyla bugün veya dün muhtemelen yassı geldi. 60-70 hektara çıkarttık. Yani Ulugöl'ün çevresi tamamen genişledi. Yani Ulugöl'ün 60 hektarı yetmiyordu bize. İnsanlar çok kalabalıktı. 30 yetmiyordu dedim. 30 yetmiyordu. Şu anda bir Ulugöl'ün sınır genişlemesi yapılmıştır. Orman Bakanlığı izni vermiştir. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte Ulugöl'ün gelişim planını 60 hektara göre yapacağız. Milli parklarla beraber planlama yapıp o planlamaya göre de yatırımları, gelişim planlarını koyarak Ulugöl'ü biraz daha sayısını, yani katılım sayısını, yani vatandaşın gelecek, rahat edecek yürüyüş yollarıyla daha piknik alanları oluşturarak, başka bungalovlar oluşturarak turizme kazandırmak istiyoruz. Ben yine buradan teşekkür ediyorum. Hı. Zaman yetmiyor. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ulugöl'ün 8 kilometre yolunun asfaltının yenilenmesi için ihalesi yapılmıştır. Bir kısmına başlanmıştır, devam ediyor. Ulugöl'ün yol ağını da bitireceğiz. Ulugöl'ün 3 noktadan girişi vardır. Bunları da sıcak asfalt yaparak, ana yolu da bu sene bitirerek yolumuza devam edeceğiz. Yani Ulugöl önümüzdeki yıllar hem ordumuzun hem ilçemizin bir markası haline gelecek. Şimdiden ve biz bütün yatırımlarda biz olur. Buraya yapmaya hazırız. Hı hı. Dolayısıyla da Ulugöl'de alanı genişlettikten sonra biraz daha sosyal ve kültürel faaliyetleri de ön plana çıkararak, biraz daha, bir tık daha fazla yatırım yaparak bu bölgeyi aktif hale getireceğiz. Başkanım, birçok detayı konuştuk. Ben elimden geldiğince soruları okumaya çalıştım. Okuyamadıklarımız varsa affeylesinler. Gerçekten çok ciddi de bir süre ayırdık özellikle ilk iki bölümde. Eklemek istedikleriniz, gözden kaçırdıklarımız, ekran başındakilere söylemek istedikleriniz varsa sizin son cümlelerinizle birlikte veda edelim. Buyurun. Şimdi Funda Hanım, ben size teşekkür ediyorum. Ben bütün Gölköy'lü kardeşlerimizin Gölköy'ü siyasi ayrım yapmaksızın, hı hı, beraber bir noktaya getirmeyi hazır bekliyorum. Beraber, yani omuz omuza, yani siyaset zamanı gelir, siyasi süreçler başlar, herkes geleni yapar. Ama bugün Gölköy'ü bir noktadan, aldığımız yerden bir tık yukarıya çıkarmak istiyoruz. Hiçbir, yani böyle beklentisiz, şahsım ve ekibim de, meclis üyelerimize dahil, en iyisini yapmanın planı ve tasarruf içindeyiz. Ben buradan Gölköy'lü kardeşlerim, özellikle gurbettekilere, yani gurbette çok Gölköy'lü kardeşlerimiz, hemşerilerimiz var. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle İstanbul'da, Kocaeli'nde, Ordu merkezde, Amasya'da, Muğla'da, Fethiye, Muğla bölgesinde, inşaat sektöründe. Ben bütün Gölköy'lü kardeşlerimizi ilçemize davet ediyorum. Katkı sağlamalarını istiyorum. Paydaş olmalarını istiyorum. Yani bize fikirle gelip, bize büyük şehirlerdeki gördüklerini, yapabilir noktasındaki paydaş olmalarını istiyorum. Yani hiçbir siyasi gözetmeksizin, siyasi ayrım yapmaksızın Gölköy'ü, ilçemizi bir tık, iki tık, üç tık daha yukarı çıkaralım. Ben temennim budur, arzum da budur. Yani sonuçta geçmişte diğer belediye başkanı arkadaşlarımız vardı, şimdi biz varız, yani bir arkadaşımız olacak. Ama önemli olan Gölköy kimliği, üst kimlik olması lazım. Gölköy'lü olduğumuz takdirde biraz daha safları sıklaştırarak, birbirimize sahip çıkarak, hı, ve yolumuzu da, yani hedefleri belirleyerek Gölköy ilçemize destek, hizmet yapalım diyorum ben. Bir beklenti içinde değil. Sonuçta yani bu görevler Allah nasip eder, olur. Nasip etmez, olmaz. Ama birileri olacaktır. Önemli olan tek beklentimiz birlik ve beraberlik içinde, hı hı,
hep beraber omuz omuza ilçemize hizmet edelim. İlçemizi kalkındıralım. Bize ve ekibimize şu anda biz Cumhur İttifakı olarak sek ve idare ediyoruz, yönetiyoruz. Ama herkes için geçerli bu. Hep beraber omuz omuza hem esnaflarımız, hem kamuda görevli çalışan arkadaşlarımız, hem siyasilerimiz, hem vatandaşlarımız omuz omuza ilçemizi kalkındıralım diyorum. Ben buradan da ayrıca esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Yani ilçemizdeki esnaflarımız gerçekten çalışkan ve hep mücadeleci ve ilçemize ve ile çok katkı sağlıyor. Yani ordunun ekonomisine büyük katkı sağlayan bir ilçeyiz biz. Yani şunu hiç kimse unutmasın ki orduyla Gölköy birbirine entegredir. Gölköy evet. olmayınca ordu olmaz veya Gürgentepe fark etmez. Biz zaten komşu ilçeyiz. Ordu ve Gürgentepe, Gölköy birbirine entegre olduğu için yani sonuçta birlik ve beraberliğin hem orduda hem Gölköy'de yapmak zorundayız. Hem büyük şehirlerde İstanbul'da, Kocaeli'nde. Dolayısıyla da biz birlik ve beraberliğimizi her yerde, her zeminde bir noktaya taşımak zorundayız. Taşımadığımız takdirde yani malum yani başarı elde edilemez. Ben buradan bütün Gölköy'lü kardeşlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 2022 yılının hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah. 2022 yılında inşallah hem ülkemiz, hem ilimiz, hem de ilçemiz daha güzel noktalara hep beraber taşırız diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. İnşallah çok güzel bir sene olur gerçekten. İnşallah. Biz de yeni yeni programlarda bir araya gelir, güzel gelişmeleri konuşuruz. Efendim böylece veda ediyoruz. Bize ayrılan süreyi de tamamladık. Sayın Başkan Fikri Uludağ bizlerle oldu. Çalışmaları, yapılanları ve önümüzdeki seneye konuştuk. Sosyal medyadan okuyabildiğimiz sorular, okuyamadıklarımız var. Affeyleyin efendim, zamanımız yetmedi. Birazdan Ordu burada İstanbul stüdyomuzdan canlı yayınla ekranlara gelecek. Biz de haftaya Ordu'yu yöneten bir başka isimle inşallah burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın.